Arkadaşlar merhaba. Emre Yücel hatırlıyorsunuz. Bir önceki videolarımızda Rus saat koleksiyonu videosunu paylaşmıştık. Evet. Onun modern saatleri de vardı. Onları inceleyeceğiz. Bu arada saat kayışı da kendi elle yapıyor. Ben de buna ithafen benim için hazırladığı, Saving Friday saatim için hazırladığı kayışı bugün kolumda taşıyorum. Severek kullanıyorsunuz bunu. Evet, çok seviyorum. Hakikaten ya, bu saati gerçekten patlattı Emre. Çok yani ben bu saati bu kayış olmadan taktığım zaman bu kadar bilgi gerçekten de almıyordu. Çünkü hem bu yarat, bu bombe de çok güzel. Evet. Bunun bir ismi var sanırım, değil mi? Oraya pet çalışması yaptı ama o pedi birazcık dar tutup daha vurucu bir hale getirmeye çalışmış. Direkt saati böyle öne çıkarıyor bu sayede. 3 boyut katıyor. Evet. Bizim kanalımız için de bir sürprizim var. Evet, bu arada internet sitem üzerinden emreleatherworks.com üzerinde saat kanalı izleyicilerine özel olarak bir indirim kuponu tanımladım. İndirim kuponu saat kanalı, ufak I harfiyle. Bütün izleyiciler bu kodu girerlerse %20 indirim kazanacaklar orada yazan fiyatlardan. Ve onu rahatça kullanabilirler. Bu, ayrıca bu kuponun bir süresi yok. Saat kanalı var oldukça, evet. Arkadaşlar. Saat kanalı var oldukça o kupon da orada var olacak. Süper, teşekkür ederim. Evet. Emre gerçekten sadece bizim için böyle bir sürprizi yaptı. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ayrıca. Dediğim gibi Emre kendi eliyle kayışlarını yapıyor. Evet. Onları da videonun sonuna kadar tanıtıyor olacağız sizlere, evet. Arkadaşlar. Evet. Dilersen koleksiyona geçelim hemen. Geçelim Mert. Ben Panera ile başlamak istiyorum. Zaten Panera ile başlayalım. Panera ile başlayalım. Bir önceki videomuzda zaten vintage saatleri bahsetmiştik benim Sovyet koleksiyonumdan. Sovyet koleksiyonumdan sonra iyi bir saat alma, yani iyi bir derken hani güncel iyi bir saat alma tutkusu bende belirdi. Pek çok kişi bu noktada şu hatayı yapıyor. Alt segmentten işte orta segment, orta segmentten üst orta segment ve öyle ilerlemeye çalışıyor. Ancak ne yazık ki orta segment saat aslında biraz tehlikelidir almak ve satmak. Çünkü alırken nispeten yüksek bir parayı alırken satarken çok zararla satarsın. Yani. O yüzden bir para kaybı söz konusu. Belli başlı markalarda daha arkadaşlar paranız. Aynen, yani evet. Karşılığında biraz yakınını alabiliyorsunuz. Zaten. Kesinlikle öyle. Yani belli başlı, her iki Türkiye'de zaten belli başlı markadan şaşmamak lazım o konuda. Ben öyle yapmadım. Rus saatlerinden sonra bekleyerek doğru zamana bir Panerai aldım. Sıfır model artık güncel üretim olmayan bir model. Güncellerde arka kapak vidalı değil, geçmeli ve su geçirmezlik 300 metre değil, yalnızca 100 metreye indirildi. Bu tabi inceliği biraz daha düşürüldü, yüksekliği inceleşti saat ama bu ikonik tasarım artık yok ve buna sahip olduğum için gerçekten seviniyorum şu anda. İlk benim İsviçre, ciddi anlamda İsviçre saatim FAM 00'dı. Mekanizması yani. Mekanizması bunu bildiğimiz Unitas 6497 aslında. Onun dekorlusu. Dekorlusunu koyuyorlar içine. Yani böyle tabii biraz daha muhtemelen iyileştirilmiş hali olmalıdır. Evet. Elden kurmalı. Evet, çok hoş. Diğer bir Panerai'ye geçelim. Evet, istersen. Hemen diğer bir Panerai'ye geçelim. Ben ilk Panerai'yi aldıktan sonra kayış yapmaya başlamıştım zaten. Önce kendi saatimi yaparak. Bunlar aynı zamanda benim mankenlerim. Kayışlarımı sergiliyorum üzerlerinde. Daha sonra 26 mm kayış kullanan en iyi saat ne olabilir düşün Panerai'de? Plexiglas camı. Bu 1950 kasa tasarımı. Ve, kaşın şey. Evet, aynen. Bütün Panerai karakteristiklerinin üzerinde barındıran kadranıyla FAM 372 aslında benim tek favorimdi. Evet.
tam 0.0'dan 2 sene sonra yaklaştı, onu aldım ben. Evet. Burada basic özellikle var arkadaşlar. Tabii. Saniye ibresi de yok. Akrep bir yer kovan. Koruma köprüsü kesinlikle var. Arkada mekanizmasını görebiliyorsunuz. Mekanizması zaten var. P3000 kalibreli bir mekanizma zaten klasik. Panerai'yi de sanırım sen rahat bir şekilde kayışların da değiştirilebildiği için seviyorsun. Kesinlikle çok seviyorum çünkü her yeni kayış aslında 20 saat. Kesinlikle 20 saat veya işte resmi bir toplantıda farklı bir kayış, spor kıyafette farklı bir kayış. İmkanları sunuyor çok güzel. Genelde ben de mesela benim kullandığım Panerai saatim var. Kayışı değiştirdim. Evet. Arkadaşlar hemen geliyor yeni saat mi aldın diyorlar. Hakikaten kayış çok önemli arkadaşlar. Kesinlikle yeni şaşmaz. Evet. Burada başka bir ikonik saat var. Tıpkı Ruslarda olduğu gibi ben yine tabii İsviçre saatlerinde ikonları toplamaya çok özen gösterdim. Sayısı az olsa da. Burada da Omega Speedmaster Moonwatch. Ay'a giden saat. Ay'a giden saatimiz var. Mika camlı ve çelik arka kapaklı olması gerektiği gibi, tıpkı ilk versiyonu gibi. Bunu koleksiyonuma katalı da yaklaşık 1,5-2 sene oldu yine. Yeni olmuştu. Yeni sayılabilecek bir saat diyeden az, evet. Ve koleksiyondaki tek kronograf. Bu mesela bu saat Bulova ile kapışmış arkadaşlar, Akutron'un. Evet, Bulova Akutron'la. Akutron'u da biliyorum, sevdiğini de biliyorum. Akutron'u da çok seviyorum ama ne yazık ki... Kilinden dolayı. Evet, temizini bulmak veya başına bir şey gelse tamir ettirmek çok zor. Hele ki ülkemizde, o yüzden... Ülkemizde zor aslında. Ülkemizde zor. Yani Amerika'da falan rahat bir şekilde erişebiliyor. Yedek parçaları var tabii. Evet. Bunun Snoopy versiyonu var değil mi Emre? Var, evet. O da çok güzel bir versiyon aslında ama limitli üretim olduğu için pek ortada yok. Ben bir de daha klasikçi olduğum için hani... Siyah kadran üzerine beyaz indeksler, yani olması gereken modelin bu olduğunu düşündüm. Snoopy de hemen tükenmiş zaten. Hemen evet, isteyen çok kişi alamadı zaten. Alamamış oluyor. Evet. Burada Hamilton'ın Intramatic. Hamilton Intramatic 38 mm'lik bir modeli var burada. Logosu da eski logo galiba. Logosu eski logo, evet. Şimdi pek uzun zaman ben Panerai kullandıktan sonra şöyle bir sıkıntı oldu tabii. Hani her gün gömlek giymek zorunda olduğum bir işim var benim. Ve Panerai hani gömlek kollarıyla arası pek iyi değil. Mesela daha düşük yüksekliğe sahip bir elbise saati ihtiyacı olmuştu. Hamilton o dönemde edindiğim bir model. Bu kadran tasarımının sadeliği ve geçmişteki aynı markanın geçmiş modeline olan vurgusu, bağlılığı beni çekmişti. Aldım hala işte severek kullanıyorum koleksiyonda günlük olarak. Swissmade gayet güvenilir. Klasik bir saat. Aynen. Var. Çok haklısın. Tarih incesi altı yönünde. Evet burada. Şimdi burada bir diğer aslında dress watch kategorisinden bir saat. Bunu alalı daha bir ay oldu. Çok yeni bir saat. Vostok firmasının, Rus Vostok firmasının geçmişte ürettiği bir kadran tasarımına öykünerek yeniden ürettiği bir model. Tıpkı Intramatic gibi oldu. Evet. Royal mavi kadranı çok güzel renk değiştiriyor. Elden kurmalı yine 24.09 mekanizması var ki bu mekanizma Sovyetler Birliği'nden beri kullanılan bir mekanizma olduğu için güvenilirliği artık had safhada. Bütün iyileştirme yapılmış durumda zaten mekanizmada. 39 mm gayet şık ve ince. Çok da zengin gösteriyor bence. Evet, çok. Zaten bu kadran tasarımı şeye çok benzer. Glashütt Senator 60's. Evet, Glashütt evet. Evet. O dönemde aslında pek çok model marka onu yapmıştı kadran tasarımı. Bu da onlardan bir tanesi. Çok güzel, çok hoş. Evet. Şimdi... Evet, Nomos'a geçelim. Evet. Elbise saati demişken Nomos'un adını anlamak minimalistliğin dibi, yani. Dibi. Bauhaus dizaynın doruk noktası artık. Elbise saat demişken de gerçekten Nomos'un adını anmadan ve koleksiyona almadan bir tane olmazdı diye düşündüm.
Yaklaşık yine 2 sene oluyor herhalde alalı bunu da. Kasası da çok küçük aslında. Değil mi? Evet, 35 mm kasası. Panerayla kıyasla. Evet, yani 47 mm'lik bir Panerai'den sonra 35 mm'lik evet. bir saat takmak. Hı. Tabii saat takmamak gibi bir şey aslında. Hissetmiyorsun. Hissetmiyorsun kesinlikle ama bir yandan da o rahatlığı özlemiş olduğumu anlamıştım ben bunu taktığımda. Orion modeli bu da 35 mm. Çok severek kullanıyorum. Bence müthiş bir saat kendi fiyat segmentinde. Tam bir günlük elbise saati. Swiss derken bir de diyorum Alman. Aynen tabii şöyle de şimdi bir tane daha tanıtacağız. Ondan evet, sonra şey evet. Dur sen o zaman bekle. Evet onu beklemek. Okay. Şimdi burada bu kadar güncel saatin içinde bir tane vintage'ım var yine. Günlük var olarak kullandığım. Evet arkadaşlar. O da efsanevi Seiko Lord Marvel. 36.000'lik Hi-Beat mekanizmasıyla bugünkü Grand Seiko'ların tam anlamıyla atasıdır. ...72 model bu saat. Yine çok iyi durumda olan bir tanesini denk getirmek için aylarca beklediğim... ...ancak kasa şekli ve bu çeliğin hatlarını kaybetmediği bir modelini bulmak... ...beni keyiflendirdi doğrusu. Çünkü zor artık bulmak. Beklediğime değdi. Zaman tutması mükemmel. Saniyenin akışı, o smooth hareket mükemmel. Mekanizmanın sesi yani çok güzel. Yani. Şiir gibi derler ya. Evet, çok güzel. Bir de tabii burada Panerai'lerden bir anda dress watch kategorisine biriktirmeye başlayınca dedim ki 4 farklı milletten dress watch'um olsun o zaman. Evet. Burada işte bu Seiko Japonya'dan, Nomos Almanya'dan, Hamilton Amerikan aslında olsa da İsviçre'den ve burada Vostok Rusya'dan. 4 farklı ülkeden 4 farklı dress watch ile koleksiyonu. Hepsi de klasik görünümlü. Evet. Evet. Sen dress watch sevdin. İnce yapılı, klasik görünümlü ve sade kadranlı gördüğün gibi. Evet. Bu Nomos da Emre, ben şunu artık tecrübe ediyorum. Hep saatlerin kasaları büyüdü ya. Hı hı. İnsanlar da alıştı. Küçük saat görünce daha çok insanların ilgisini çekiyor gibi geliyor bana. Ya şey gibi. Vintage takınca hemen böyle kolunda var yani. Kesinlikle. Bir de şey yani elbise konusunda geçmişte moda olan bir şey yeniden oluyor. Hı. Küçük kasalı saatler de yine moda oldu işte. Bunların hepsi tabii benim yaptığım kayışlar üstündekiler. Evet. Ve genelde dress watch'lara da ince profilli kayışlar yapıyorum ki hiçbir şekilde sırıtmasın. Şu Nomos'a, Hamilton'a. Ama Panerai'de yaptığım kayışlar tabi kıyaslanamaz bile gördüğüm gibi yani 4 katı kalınlığında neredeyse. Onlara da dikkat ediyorum. Kayışları da artık gösterelim. Kayışları. En evet. Heyecanla beklediğim bölüm. Kayışları gösterelim Mert. Evet gösterelim. Sen de bir kayış bağımlısı olarak şöyle. Evet yaptım, bizi de yaptım. Kutuyu evet. Yanımıza alalım. Farklı isimlendirmelerim var senin şeyde. Her birinin ismi var hakikaten ama şu anda hatırlayamayabilirim bile. Genellikle Panerai kayışları yaparak başlamıştım kendi Panerai'me. Evet. Panerai modellerine yönelik kayışlar var aslında. Şu en çok bu tercih ediyor değişik. En çok tabii en çok o diyor ama şu anda artık vintage Rolex Datejust'lara ve vintage saatlere de çok fazla kayış talebi var. Dolayısıyla ufak çaplı ve ince profilli saatler için de özel deriler kullanmaya başladım. Bunlar tabi Panerai için seçilmiş kalın deriler genellikle. Sen bu buckle'ları da yapıyorsun. Ha, buckle'lar konusunda buradan sevgili dostum Altan'a bir atıf yapalım. Bu buckle'lar normalde Türkiye'de yapılmıyordu. Yunanistan'da bir saat sever arkadaşımız var dedim. O da Elias ismi hatta o yapıyordu bunları ama
sevgili dostum Altan, Altan Ongun bu bakılları Türkiye'de yapmaya başladı. Tamamen el yapımı tokalardır bunlar. 316 L grade çelikten mamuldür. Tamamen el yapımıdır. Tıpkı Panerai'nin geçmişinde olduğu gibi. Evet. Hiçbir farkı yoktur. Hemen yerine şu kayışı koysam size başka bir saat olmuş. Başka bir saat, başka bir saat olmuş oldu. Benim yani, hatta kıyafetim de bunu düştü. Kesinlikle müthiş. Hatta şu, tabii tabii. Şu daha çok yani. Evet evet. Bakabilirsin. Okay, çok. 24 mm'dir. Senin için hazır. Teşekkür ederim. Önemli olan burada kayış konusunda en önemli konu zaten iyi deri seçmek. Ve ben şimdi adını vermeyeyim ama Türkiye'de bulunan ve geçmiş yıllarda Avrupa'nın en iyi tabakhanesi ödülünü almış bir tabakhaneyle çalışıyorum. Çok büyük markalara da aslında deriyi onlar üretiyorlar. Hani İtalyan ve Fransız derisi dediğimiz özel deriler var ya. Evet. Pek çoğu aslında Türkiye'de üretilmiş derilerdir onların. Ancak buradan oraya gittiği zaman daha fazla katma değer kazanıyorsun deriler. Tabii Emre senin bu kayışlarda kendi imzan da var. Aynen var. Tabii logon var. Logosu evet. Var. Evet. Çok. Tamamen el yapımı değil mi? Tamamen yani. El yapımı arkadaşlar. Tamamen el yapımı. Merke, kendi emeğiyle. Gerçekten evet. Özelliği şu hani. Bunu ben yaptığım için rahatla söyleyebilirim. Her aşamasını kendim ya ben yapıyorum bunu. Evet. O yüzden sevdiğin şeyler yapıyorsun. Kesinlikle. Aslında. Kendi beğendiğin şeyler. Kesimden dikime her şey geleneksel aletlerle elektrik kullanılmadan yapılıyor. Okay. Kesinlikle. Sadece logoyu basarken birazcık elektriğe ihtiyacım oluyor. Gerçek vintage bir antilop derisi. Türkiye'ye zamanda giriş yapmış bir tabaka topundan aldığım bir antilop derisi. Yani bunun bir daha bulunması mümkün olmayan bir deri. Bayağı renkli çeşitleri de. Son zamanlarda evet çok renkli çalışmaya başladım çünkü talep fazla oluyor. Talep var. Evet. Panerai kullanan bayanlar da var mesela. Tabii tabii evet. Çok güzel. Arkadaşlar dediğimiz gibi Emre Ladybird sitesine girip saat kanalı kodunda kullandığınız sürece her zaman bu şahane kayışlara sahip olmak için indirimlerden faydalanabilirsiniz. Evet, her zaman %20 indiriminiz sadece. Süper. Sadece bizim kanalımız özel. Emre farkıyla, Emre Ladybird farkıyla. Emre'cim çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Modern saat koleksiyonunu da görmüş olduk bu sayede. Teşekkürler. Artık bir dahaki İstanbul'da girişinde görüşmek üzere diyelim. Teşekkürler Mert.